Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminde ilk kez denediği dördüncü duvar numarası hepimizi çok şaşırttı. Hikayenin gerçekliğinde kaybolurken bir anda kendimizi dışarıda bulduk. Peki bu kararın arkasında yatan sebep neydi? Biraz temele inelim. Dördüncü duvar. Üç tarafı duvarla çevrili geleneksel sinema ve tiyatro salonlarında sahneyi temsil eden kavram. Oyuncuları seyircilerden ayıran bu metaforik bariyerin yıkılması uzun yıllardır sahne sanatlarının vazgeçilmez bir parçası. Epik tiyatronun öncüsü Brecht'in izleyiciyi aktif bir konuma taşımak için sıkça başvurduğu bu numara, yaygın kullanımdaysa seyircinin ana karakterle duygusal bir bağ kurmasına zemin hazırlıyor. Sinemadaysa dördüncü duvar ilk kez 1918 yapımı Man Who Made Love To Me filminde yıkılıyor. Ancak bu tekniğin daha geniş kitlelerce kabul görmesi 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanıyor. Sinemanın yakın dönemine baktığımızda bu numaranın etkili bir şekilde kullanıldığı birçok örnek görüyoruz. David Fincher, Fight Club'da Tyler Durden'ın öğretilerini dikte edercesine bu duvarı yıkarken, Haneke'de Funny Games'te bizi kaosun içine davet etmişti. Was meinen Sie? Denken Sie, Sie haben eine Chance zu gewinnen? Sie sind doch auf Ihrer Seite, oder? Yine son dönemde Fleabag'de bir stil olarak gördüğümüz bu numara, dizide karakterle daha kişisel bir bağ kurmamızın önünü açmıştı. Why what? His neck. Why would you believe in something awful when you can believe in something wonderful? Ancak Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı bunlara hiç benzemiyordu. Yönetmenin bizi filme dahil etme amacı olmadığı gibi, Samet karakteri de seyirciyle iletişim kurma derdinde değildi. Alıştığımız bir numaranın sıra dışı bir kullanımını izlemiştik. Filmden sonra hem karaktere hayat veren Deniz Celiloğlu hem de yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın konuya dair yorumları oldu. Celiloğlu bu numaraya kişisel bir pencereden bakıyor. Sıkıldım oynamaktan, şu an bu duygudan sıkıldım, çıkmak istiyorum diyen ve gerçekten seti terk eden bir oyuncu. Bu rolün o kadar zor bir psikolojik baskısı var ki oynarken bir ara setten gerçekten çıkmak ve Samet'i terk etmek istedim. Tayin zamanı gelmiş, ne yapacaksın düşünüyor musun? Şaka mı yapıyorsun? Yani geldiğim ilk dakikadan beri aklımda sadece gitmek var. En nihayetinde aradığımız cevap Nuri Bilge Ceylan'da saklı. Usta yönetmen bu kararın perde arkasını şöyle açıklıyor. Aslında onlardan üç tane çektim ben filmin değişik yerde oldu. Bayağı da uğraştık böyle, bir tanesi kaza sahnesiydi, arabaları ters çevirdik falan. Ama bu filmde kullandığım, bunu sevdim. Yani belli bir uyum içinde olduğumda düşündüm. Ve bunu kullanmaya karar verdim. Ama tabii ki bu seyircileri ikiye bölecek yani. Gerçekten de gördüğüm kadarıyla kimisi olmasa daha iyi diyor, kimisi iyi ki var diyor falan. Ama böyle sahneler böyledir zaten, ayrıştırır. Bu da kötü bir şey diyor. Peki de neden var? Yani neden koydum o zaman? Hani o sadece bir şey mi? Bir fantezi ya da bir oyun mu? Öyle değil bence. Yani onu koymayabilirdim ama filmin en duygusal olarak, filmin yükseldiği bir noktada olması onu bırakmama sebep oldu. Çünkü biraz şöyle bir şey, yani bir sürü neden var da bir tanesi diyeyim. Bir kere özdeşleşmenin biraz önüne geçmek, biraz kırmak istiyor insan. Yani sinema içinde yol aldıkça böyle bir ihtiyaç oluyor insanda, nedense bilmiyorum. Ama ben seyirciyken de vardı bu. Yani başka organlarımızla film seyretmek biraz da, sadece duygularla değil. Yani onları da devreye katabilmek en azından biraz gibi. Evet, yani bu film bir yapıntı. Yani bunu bilin, buna rağmen filmle ilişkiyi koparmayın. Yani bir sınav seyirci için aslında. Olan şeyler yani sanatta daha önce bu şeyler. Özdeşleşmeyi kırma girişimleri. Bir de belki şöyle bir şey de olabilir biraz. Mesela bir kızla tanışırsın. En güzel taraflarını gösterirsin ona. Bütün defolarını, zaaflarını gizlersin. Fakat bir gün gelir ki artık yani onları bir yük olarak taşımak ağır gelir. Yani onlara rağmen beni sevsin dersin. Yani o zaman yani onları ortaya çıkaracak, itiraf edecek bir fırsat kollamaya başlarsın ama belli bir güven geldikten sonra. Yani belki yani sinemanın yapıntı olduğunu eninde sonunda seyirciye söylemek ve buna rağmen filmden kopmamalarını istemek gibi bir şey olabilir yani belki. Peki size soralım. O anlarda siz ne düşündünüz? Sizce bu sahne gerekli miydi? Yorumlara bekliyoruz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve daha fazla sinema içeriği için Sinemori'ye abone olmayı unutmayın.